Herkese merhaba. Pertevniyal Valide Sultan Camii ve Külliyesi, 2. Mahmut'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından Aksaray Meydanı'nda yaptırılmıştır. 1871 yılında tamamlanıyor. Sizlere bu videoda cami içindeki hat yazılarını açıklayacağım. Hadi şimdi içeri girelim. İlk hat levhası Nisa suresi 103. ayettendir ve şu anlama gelir. Çünkü namaz belirli vakitlerde müminler üzerine farz kılınmıştır. İkinci hat levhası Bakara suresi 238. ayettendir ve şu anlama gelir. Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun. Kubbe göbeğinde İhlas suresi bulunur ve şu anlama gelir. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir, her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Dikdörtgen şeklindeki hat levhasında İslam tarihindeki ilk müezzin olan Bilal-i Habeşi'nin adı yazarken üzerinde bulunan ve iç mekanı sarmalayan kuşakta Mülk Suresi yazılmıştır. 30 ayettir ve ilk ayeti şu anlama gelir. Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter. Minber girişi üzerinde kelime-i tevhid yazar. Mihrabın sağındaki siyah hat levhasında Fatır suresi 32. ayeti yazar ve şu anlama gelir. Kimi de Allah'ın izniyle iyi işlerde öncüdür. İşte büyük lütuf budur. Mihrabın üzerinde Ali İmran suresi 37. ayet bulunur ve şu anlama gelir. Zekeriya onun yanına mihraba her girdiğinde. Mihrabın solundaki mavi hat levhasında bir hadis bulunur. Hadis Allah'ın sevdiği 3 amel ile alakalıdır. Bunlar vaktinde kılınan namaz, anne babaya iyilik ve Allah yolunda cihattır. Son olarak kubbenin altındaki dairesel hat levhalarında Allah, Muhammed, ilk 4 halifenin adı olan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve peygamberin torunları Hasan Hüseyin'in adı yazar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.